Merhaba. Bugün size Diyarbakır'dan uzaya uzanan bir yolculuktan bahsedeceğim. Bir hayat hikayesi anlatacağım. Gözü yükseklerde olan, büyük hayalleri, büyük hedefleri olan ve bu hedefleri gerçekleştiren, bu hayalleri yakalayan bir kadının hayatını anlatacağım. Eren Özmen, hemşire bir anne ve sağlık memuru bir babanın 4 kızından birisi olarak İzmir'de doğuyor. Ama birçok memur çocuğu gibi farklı şehirlerde yaşıyor. Onun hayatında en çok iz bırakan şehir ise Diyarbakır oluyor. Kendi ifadesiyle Dicle Nehri'nin kıyısında büyümüş. Eren Özmen okumayı seven başarılı bir öğrenci, ailesi de bu konuda çocuklarına ellerinden gelen her imkanı sağlıyor. 17 yaşına kadar televizyonları yok. Hep kitap okuyorlar. Liseden mezun olduktan birkaç gün sonra hayatının kırılma anlarından birini yaşıyor. Ne yazık ki babasını bir trafik kazasında kaybediyor. Ailecek çok zor zamanlar yaşıyorlar. Annesinin o zor zamanlardaki fedakarlığı ve azmi sayesinde ayakta kalıyorlar. Tabii doğal olarak annesi onun hayatındaki en büyük rol modeli oluyor. Annesinin ve babasının emeklerini, ümitlerini karşılıksız bırakmıyor ve Ankara Üniversitesi'nde gazetecilik ve halkla ilişkiler okuyor. Üniversiteden mezun olduğunda çok büyük hayalleri var. Amerika'ya gitmek ve eğitimine orada devam etmek. Ve bu hayalin peşinden o güne kadar kitaplarda okuduğu uzak bir dünyaya doğru yola çıkıyor. Şöyle anlatıyor kendisi: "Çocukluğum kitap okumakla geçtiği için dünyayı hep kitaplardan hayal edip yaşadım. Okuduklarımdan edindiğim izlenime göre Amerika çok çalıştığınızda sınırsız fırsatlar sunabilen bir ülkeydi. Ben de hayatı deneyimlemek istedim. Ve bundan 40 yıl önce 23 yaşında bir genç ayak bastı Amerika'ya. Kendi Amerikasını keşfetmek için. Çok az parayla gelmiş Amerika'ya. İngilizcesi de pek iyi değil. Yıllar sonra o günleri düşününce hayatının en zor dönemi olduğunu söylüyor. O zorlukları aşmak imkansız gibi geliyor o ağır şartların altında. Her sabah kendisini başarabileceğine ikna etmesi gerekiyor. Pes etme. Sadece bir gün daha diyor. Bir gün daha. Bir gün daha." O günlerde para ihtiyacını karşılayabilmek için ev baklavası yapıp pastanelerde satıyor. Nihayet o günleri atlatmayı başarıyor. Ve bugün dünyanın en önemli iş kadınlarından birisi. Milyarlarca doları yönetiyor. Dev yatırımlar yapıyor. Uzaya kargo taşıyan araçlar yapan bir şirketin başında. Peki bütün bunlar nasıl oldu? Nasıl başardı? Eğitimini dereceyle tamamladıktan sonra iş aramaya başlıyor. Nevada'da sulama sistemleri üreten bir şirketin muhasebesinde çalışmaya başlıyor. Bir bilgisayarı olsa finans raporlarını daha hızlı ve daha iyi yapabileceğini biliyor ama şirketi buna bir türlü ikna edemiyor. Bunun üstüne kendi maaşıyla bir bilgisayar alıyor. Haftalarca süren rapor hazırlama işlerini birkaç günde halletmeye başlayınca şirketin yöneticileri "Wow, çok etkileniyorlar." Hele bugün geldiği noktaya bakıp kesin ayıflanıyorlardır. Bırakın ayıflansınlar. Kıymetini bilememişler. Bir bilgisayar bile almamışlar. Şaka bir yana, o günkü o pozitif etkisinden dolayı bu sayede o şirketin finans müdürü oluyor. Ama gelin görün ki bu şirket bir süre sonra el değiştiriyor ve Eren Özmen diğer çalıştığı bütün herkesle beraber işsiz kalıyor. O sırada eşi Fatih Özmen Sierra Nevada Corporation'da çalışıyor. SNC diyelim kısaca. İşte bu SNC'ye finansal konularda yardımcı olmaya çalışıyor Eren Özmen. Ve hayatının en önemli hesaplamalarından birisini yapıyor orada. Masraf tahminlerinin yanlış hesaplandığını ve bu yüzden şirketin her sözleşmede zarar ettiğini fark ediyor. Şirketin sahiplerinin de bu durumdan haberi yok. Şayet bunu fark etmese ya da fark ettiği halde şirketin sahiplerine bu durumu söylemese, yani doğru kararı vermese, şirket birkaç ay içinde iflas edecek. Ama o gün doğru kararı veriyor, doğru hamleyi yapıyorlar ve iflas etmek üzere olan şirketi birkaç ay içinde kâr eden bir şirket haline getiriyorlar. Ve 1994 yılına geliyoruz. Bundan 27 yıl önce hayatlarının en önemli kararlarından birisini veriyor Özmen ailesi. Çalıştıkları SNC şirketini devralmaya karar veriyorlar ve bunun için evlerini ipotek ettiriyorlar. O dönemde çocukları daha çok küçük olduğunu düşünürsek aldıkları risk gerçekten büyük. Üstelik şirket o gün 20 çalışanı olan iflasın eşiğinde sorunlu küçük bir şirket. Gerçekten büyük bir risk. Ama onlar SNC ile çok büyük işler başaracaklarına inanıyorlar. Ve günümüzde uzay, havacılık ve ulusal güvenlik alanlarında yatırımları olan milyar dolarlık bir lider konumunda bu şirket.
Amerika'da 19 eyalette ve İngiltere, Almanya, Türkiye'de toplamda 40'tan fazla yerde yaklaşık 5000 çalışanı olan dev bir şirketten bahsediyoruz. Ve 2016'da bütün dünyada çok ses getiren bir ihaleyi kazanıyorlar. NASA'nın Uluslararası Uzay İstasyonu'na kargo taşıma ihalesini sektörün en büyük ve meşhur firmalarının arasından sıyrılarak SNC kazanıyor. Bir uzay aracı üretiyorlar. Ürettikleri bu uzay aracının ismi Dream Chaser. Şimdi bakın, burası tamamen benim tahminim, yorum yapıyorum. Diyarbakır'da babasının kendisine aldığı bisikleti isteyen çocuklara 25 kuruşa kiralayıp kazandığı parayla kendisine kitap alan, ticari zekası pırıl pırıl parlayan kızın bir gün NASA'ya uzay aracı satabilecek hale gelmesi. Yani hayallerinin peşinden gitmek, hayallerini gerçekleştirmek, hayallerini yakalamak. Belki de bu yüzden uzay aracının adı Dream Chaser. Yani ben böyle düşünüyorum. Tabii ki kendilerine de sormak lazım. Hani bazen bazı tavsiyeler görürüz. Hayatta başarılı olmanın 10 altın kuralı. Bunu başarmak istersen şunları mutlaka uygula. Başarının anahtarı burada. Yani çok da önemsemeyiz tabii. Geçer gideriz. Ama denemiş, çalışmış ve başarmış bir kadının tavsiyelerini dinlemeyeceğiz de kimi dinleyeceğiz? Bakın, Eren Özmen genç girişimcilere neler tavsiye ediyor? Yani aslında herkese. 1. Tüm zorluklara rağmen yılmadan yolunuza devam edin. Tutkulu, güçlü ve dayanıklı olmanızı temenni ederim. 2. Keşke her şeyin kolay olacağını söyleyebilseydim ama ne yazık ki bu doğru değil. Hayat kolay değil. 3. Şunu asla aklınızdan çıkarmayın. Peşinden gidilmeye değer her amaç, bu amacı gerçeğe dönüştürmek için yapacağınız tüm fedakarlıklara değer. 4. Engellerin ve koşulların ötesine bakın. Risk almaktan korkmayın. 5. Tutkunuzun sizi yönlendirmesine ve her gün eylemlerinize amaç katmasına izin verin. 6. Büyük hayaller kurun ve hayallerinizin peşini bırakmayın. Şartlarınızın ötesinde hayaller kuracak ve hayal etmekten asla vazgeçmeyecek kadar cesur olun. 7. Bu kadınlara özel. Hayatım boyunca benden beklenenin üzerinde bir performans göstermek için çalıştım çünkü erkek egemen bir sektörde kendine yer edinmeye çalışan bir kadındım. 8. Başarısızlıklarla karşılaşsanız bile asla hayalinizin uçup gitmesine izin vermeyin. Olumsuzluklarla karşılaştığımız anlar kendimizi en çok geliştirdiğimiz zamanlardır. 9. Değerlerinize sadık kalın. Prensiplerinizden vazgeçmeyin. 10. Açık ve net olun. Kararlarınızı yapacağınız olumlu etkiyi düşünerek verin. 11. Her zaman iki taraf için de kazan kazan prensibine sadık kalın ve inanmadığınız işlerden, ortaklıklardan ve durumlardan kaçının. 12. Her zaman istediklerinize odaklanın. Başkalarından daha çok çalışın. Asla vazgeçmeyin ve seçtiğiniz alanda uzmanlaşmak için sürekli olarak kendinizi geliştirmeye devam edin. Dicle Nehri'nin kıyısında hayaller kuran bir kızın uzaya kargo taşıyan araçlar yapan dev bir şirketin patronu olmasına uzanan hikayesi böyle. Dikkat ederseniz bakın, bu hikayede öyle fantastik, metafizik ya da doğaüstü hiçbir şey yok. Bizim oralardan bir kadının inancı, kararlılığı, çalışması, emeği ve başarısı var. Her şey gerçek. Tabii ki bu hayattan ilham alıp hepimiz yarın uzay aracı işine girmek zorunda değiliz. Yani sektörü zora sokmayalım şimdi. Kim ne yapmak istiyorsa, ne yeteneği varsa, neyi hayal ediyorsa. Benim 10 dakikaya sığdırdığım bu hayat hikayesi elbette kolay olmamıştır. Ama sadece bir yerlerde birilerine ilham olması bu hayatın, çekilen zorlukların ve verilen emeğin kıymetini artıracaktır. Eren Özmen'den öğrendiğimize göre hayal etmeyi ve hayallerimizin peşinden gitmeyi unutmayalım.